Selamlar. Bugün, yani daha doğrusu yarın LYS günü. Bugün size vloglamak istedim. Yarın da vloglayacağım. Yarın sabahından tutun akşama kadar, LYS çıkışına kadar size vloglayacağım. Bugün dışarı çıkacağım, LYS son bir gün. Yani yarın LYS var. Siz bunu büyük ihtimal pazar akşamı izleyeceksiniz. Çok heyecanlıyım. Şu buraları full boşalttım. Ve kitaplarımı full buraya dizdim. Benim boyum da tam ya. Bir de aşağıda daha var yani. Şöyle bir sıra ben üstüne çıkayım şunu. Full burayı toparladım masamı. Full böyle toparladım. Bir de ilginç bir şekilde arasından TYT mi? Aynen TYT biyoloji kitabı çıktı. Evet. Yarın sabah kalkışıma kadar beni izleyeceksiniz. Heyecan yapmayın. Size güveniyorum. Görüşürüz. Şimdi ben çıkıyorum evden. Bay bay. Giyindim şimdi ya. Var. Arada ben gece uyudum. Yani arkadaşlarım stresten falan uyuyamam diyordu. Ben uyudum. Normalde gözlüğüm var ama 0,25 falan ama olsun. Bahçeye koyacağız zaten. Bahçeye koyacağız. Yaklaşık bir 30 dakika falan olmuştur. Ben sınavdan çıkınca baya böyle bir rahatladım, böyle bir oh çektim yani gerçekten bitti. Yani ben size sınav anından bahsedeyim, bir de sınavda bahsedeyim. Şimdi ben ilk başta akşamından bahsedersem, ben akşam yatarken gayet rahat bir şekilde yatmıştım. Çünkü ne bileyim, bir stresim yoktu, uykusuzluğumu etkileyen bir şey de olmadı açıkçası. Ben direkt yattım ve uyuyabildim. Melisa çayı falan içmişti. Ama ben direkt uyudum. Sabah saat 7'de kalktım. 7'de direkt kalktım. Böyle hiç ne bileyim, böyle bir gözünüzü ovuşturursunuz, böyle bir esnersiniz falan. Hiç olmadı bende. Direkt kalktım böyle birdenbire. Sonra 7.40 gibi biz evden çıktık. 7.50'de de okuldaydık. Biz baya erken geldik. Okulu biz açtık. Gerçekten öyle oldu. Kimse yoktu okulda. Bir tek biz vardık. Sırama gittim, salonuma baktım. İşte neredeymişim falan diye. O şekilde baktım. Zaten biliyordum ama görmek için baktım o şekilde. Sonra bir Bismillah Sözel'e girdim. Sözel'e ilk başta kitapçımızı hani kontrol etmemizi de söylüyor ya gözetmenler. O sırada kontrol ederken şöyle bir şey fark ettim. Sorular çok kısa kısa ve büyük büyük. Yani böyle olduğu zaman genellikle kolay oluyor diye düşündüm. İşte devam ettim, devam ettim. Yani güzel gözüküyordu sorular genel anlamda. Sözel'e başladım. Türkçe'de yani yaptım. Genel anlamda yaptım. Ama iki tane soruyu yapamadım. Çözüyorum, çözüyorum, çözüyorum. Çıkmıyor. Yani bir tane soru, iki tane soru boş bıraktım. Onun dışındakiler doğrudur diye düşünüyorum. Çünkü eminim kendime. Ama o iki soruyu çözüyorum, çözüyorum. Çıkmıyor. Bir tanesi yazım yanlışlı soruydu. Onu bilmiyordum çünkü. Diğeri de yanlış hatırlamıyorsam şeyli soruydu. Hani romanlı şiirli bir tane soru vardı. Onu yani anlamadım. Anlamadım yani. Sınavda 5 dakika kalaba zaten benim ellerim ayağım titremeye başladı. İnkılap'a girdim. İnkılap kolaydı bence. Yani şimdi bunu söyleyip de yanlış çıkarmadım da, İnkılap normaldi. Yaptım ben İnkılap sorularını. Din de aynı şekilde. İngilizceyi çok saçma bulan insanlar olmuş. İngilizce hocası bile işte çok zordu falan demiş. Bilmiyorum.
Ben yaptım. Matematik yani sözelle sayısal arasında 45 dakika bir molamız var. Molaya çıktığımda bütün öğretmenler diyor ki sınav hakkında konuşmayın. Ama bizim okulun komple sınav hakkında bunu ne yaptın, şunu ne yaptın diye başladılar. Ben de o ortamda bulunmak istemedim. Yani kendi moralimi de düşürmek istemedim. Dedim ben gidiyorum Eylül'e. Çıkacağım. İstersen sen de gel. Gidiyorum çünkü ben işte konuşmak istemiyorum sınav hakkında dedim. Birlikte çıktık. Sınav salonuna geri döndük. Sonra sayısala başlayacak. Sayısal kitapçı geldi. Bu arada kitapçıklar bile bir değişmişti. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama kitapçıkların uzunluğu falan bir değişmişti. Rengi değişmişti. Bilmiyorum fark eden var mı? Ben dikkat ettim onlara. Sonra matematiğe gelince matematik kolay gözükmüştü açıkçası gözüme. İlk başta başlangıçta. Yani böyle ne bileyim 2021 LGS'yi kıyaslayamam asla. Yani sözel belki kıyaslanabilir ama sayısal kıyaslanmaz. Sayısal bizim daha kolaydı. Matematikten ben 15 soru yaptım. Sürem yetmedi benim. İlginç bir şekilde sürem yetmedi ve fenden şu televizyonu soruyu anlamadım ben. Benim normalde elektriğim çok iyidir ayıptır söylemesi. Elektrik sorularını yapmayı da severim. Doğru da çıkar. Ama onu bir türlü yapamadım. Elektrik sorusunu. Ne bileyim topraklama çıkar diye düşündüm. Çıkmadı. Yani insanların genellikle çıkmayacak dedikleri konular çıktı bu 2022'de. Çünkü hep biliyorsunuz ki diyorduk ki işte geometri çok fazla çıkmaz. Silindir çıkmaz. O çıkmaz. Bu çıkmaz. Elektrik çıkmaz. Hadi bismillah bütün hepsini doldurmuşlar. Ben geometrik cisimlerde çok iyiyim ama yani çıkacağını hiç düşünmemiştim. Görünce bir şaşırdım hatta. İlk 4 soru falan gayet kolaydı. Gayet güzel bir şekilde yaptım. Sonra arkaya doğru ilerledikçe birkaç soruda takıldım. Ama sorular hakkı biraz düşündürücüydü ya. Böyle iki şık arasında. Türkçe'de iki şık arasında çok kaldım. Matematikte de aynı şekilde. Yani matematikte bir doğru var. Yani Türkçe'de hadi kalırsın da matematikte nasıl kalacaksın yani. Bilmiyorum. Bazen işaretledim mi onu bile hatırlamıyorum. Ne yapıyor baba? Herkese söyleşim. Dini kontrol ettiğimde dinim galiba full. Bir tane soruyu göstermiyorlar ama bence full. Şimdi 2022 LGS bitmiş bulunmakta. 2008 sayfaya selamlar. Bitti. Emeklerimizin umarım hepimiz karşılığını alırız. Umarım hepimiz başarırız. Herkes umarım istediği liseye gider. Ve bitti. Ben şimdi masamı falan toparladım. Yani çantam falan dağınık da. Şurada poster notlar falanlar planlar vardı. Onların hepsini boşalttım. Şurayı boşaltmıştım zaten gösterdim. Kitaplarımı da şuraya dizmiştim. Aynı şekilde duruyor. Öyle. Şimdi kitapçıklarımı ben kontrol falan edeyim. Ondan sonra devam ederiz. Bye bye.